Yaz hayatı kaçırma, her anı dolu dolu olsun. Bildiklerin yeter mi sence? Yanında hep kitap bulunsun. Evdeki hesap çarşıya uysun. Ekonomik sağlıklı olsun. Mutfak mis gibi yemek koksun. Tarifler havada uçuşsun. Çocuğun için en iyisi olsun. Dünya sürekli dolsun. Her şeyin doğrusunu kim bilebilir? En iyisi bir bilene sorulsun. İyi fikir. Merhaba sevgili seyirciler, İyi Fikir Stüdyosu'na hoş geldiniz. Size sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Ve bugün de nasıl daha sağlıklı oluruz'un peşine düşeceğiz. İlk konumuz çok enteresan. Türk Halk Mutfağı araştırmacısı kaybolmaya yüz tutmuş tariflerin peşine düşmüş. Ve enteresan da bir hikayesi var. 41 yaşında iltihaplı romatizma olmuş bizzat kendisi. Ve sonra bazı yöntemler deneyerek, sağlıklı beslenerek kendini iyileştirmeyi başarmış. Doktorlarının umduğundan da öte hızlı bir şekilde ayağa kalktığını gördüklerinde şaşırdığını anlatıyor. Bize de tüm bunların hikayesini ve özellikle de doğal sirke yapmanın sırrını açıklayacak. Hiç vakit kaybetmeden Hülya Eroğlu alkışlarınızla stüdyomuza davet ediyoruz. Mutfakta buluşalım. Hülya Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz maşallah. Çok iyi gördüm sizi. Hülya Hanım'ın ayrıca kitapları da var. Bugün sevgili seyircilerimize o kitaplardan da hediye etmek istiyoruz. Şu kitaptan verelim değil mi? Evet, bir tane ondan var. Evet, geleneksel usullerle ev yapımı lezzetler. Ben bu kitabı da çok beğendim. Sizin özellikle unutulmaya yüz tutmuş tariflerin peşine düşmenizi ve bunu kitaplaştırmanızı çok önemsiyorum. Ellerinize sağlık, bu anlamda teşekkür ediyorum. Sizin izleyicileriniz için yayın evinden de rica ettim. Ondan 10 tane. Tamam. Diğerinden bir tane var. Onu da yeniledikten sonra dağıtırız. Evet. Siz nereden aklınıza geldi bu sirkelerin peşine düşmeler, doğal sirke nasıl yaparım demeler? Yani anneniz mi yapardı? Ya ben Anadolu'da geniş bir ailede doğdum. Şanslı kullarındanım. Allah bana öyle bir aile nasip ettiği için. Annem babam kültüre son derece hakim insanlardı. Ve babacığım nur içinde yatsın, kız çocukları her şeyi bilecek, karnında kalacak, lazım olursa yapar eğitimiyle bizim hepimizi okutan bir insandır. Eskiden Seydişehir'de küçük yerlerde lise yoktu. Konyalıyım ben. Konya'ya göçüp ev alan, oturan ve kız evlatlarını istedikleri yeteneklerine göre okullara yönlendiren bir insandı. Konya'da okudu ablamlar ve ben liseyi. Böyle 8 kardeşiz, hepimiz üniversite mezunuyuz. Hepimiz ülkemizdeki kültür değerlerinden birine merak sarmışız. Benim konumda ben biraz yaramaz bir çocuktum, ikiz eşiydim. Mahallede yufka eğlerler. Bizim tandır değil bizim şeyimiz, saç üstünde yufka ekmek pişirirler. Mayası samurdan yaparlar ve bu gerçekten çok sağlıklı bir ekmektir. Çarşı ekmeği pahalı olduğu için her eve girmezdi. Bunlar yapılır ikişer ay, üçer aylık yetecek derecede de. Ben küçücük halimle oklavaya ne olur teyzeler ben de açmak istiyorum. Bir de erişte sezonu açılırdı. Hani adam olacak çocuk derler ya, siz kendinizi küçücük yaşınıza belli etmişsiniz. Buradan Makbule teyzem Amerika'da yaşıyor. Ona ben kucak dolusu hürmetlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. O beni anladı. Gel derdi küçücük bir tablonun üstünde. Ben orada yapardım. Beni nasıl alkışlardı? Şükranlarımı sunuyorum. Böyle teyzelerimiz çoğalsın. Anneler evlat yetiştirirken koca idare edecek, ev idare edecek, kaynana idare edecek, gelin, görümce, elti. Biraz sinirli oluyorlar ama böyle komşu, güzel görüşlü komşu teyzeler olursa onlar ufkumuzu açıyorlar bize. Ben de onların sayesinde sen meraklısın, yaz diyerek bilgilerini paylaştılar. Ben 9 yaşındayken rahmetli babamın da desteğiyle bir yemek kitabı yazdım. Aa maşallah. Bu arada sizin tam da söylediğiniz noktada biz de hakikaten iyi bir iş yapalım, faydalı olalım ki bugün bu yayında sizin yaşattığınız bu geleneksel lezzetler ve özellikle de doğal ürünler, sağlıklı bir nesil nasıl yetiştiririz ve sonrasında da bu tarifleri nasıl bırakabiliriz onlara, bunu canlı yayında göreceğiz. İyi Fikir TRT Instagram hesabımıza da koyacağız ki artık internete düşen
O neredeyse sonsuza kadar yaşayacak inşallah. Hadi başlayalım. Hangisi ilk tarifimiz? Şimdi ilk yaptığımız hepimizin bildiği üzüm sirkesi. Hı. Üzüm sirkesi için malzemelerimizde beyaz üzümden de olabilir, kırmızı, siyah üzümden de olabilir. Biz evde ve elimizde ne varsa onları değerlendirerek doğal yetiştirdiğimiz bağımızda, bahçemizdeki ürünleri uzun saklama sürelerine göre yapıyoruz. Hı. Ne var evimizde? Şimdi bizim 3 litrelik bir kavanozumuz var. Genç evliler, yeni evlenenler yapacaksa bunlara yeterlidir bu. Bir büyük salkım üzüm, beyaz üzüm, bir de siyah üzümümüz var. Sonra bir tane domates doğrayacağım. Eğer evde üzümünüz yoksa, pardon üzümünüz demeyeyim de bunu. Bunu yanlış söyledim. İncir. Evet. İncirini üzüme neden koyuyorum? Pardon. Şimdi 4 sirke vereceğim için karıştırdım ben olsun, de. Olsun, burada hata işte. Yapabilirim. Tamam. Canı yine heyecanlıdır. Bunlar hiç evet. Önemli değil ama zaten hı-hı. İçine kuru veya yaş inciri koyacaksınız. Evet. Arkadaşlarımdan da rica ediyorum malzeme listesini de ekrana versinler. Evet. Siz de buradan yapılışını güzel güzel anlatın. Tamam. Olur mu? Tamam. Malzemeleri ben buradan okuyayım. Okuyayım mı? Yoksa verilecek de gerek yok mu? 250 gram çekirdekli siyah üzüm sevgili seyirciler. Yeşil üzüm. Çekirdeksiz yeşil üzüm 250 gram. Bir tane olgun domatesimiz var. İki tane incirimiz, yaş incir mevsimine göre. Nohutumuz var, arpamız var, çok az da buğday. Ama bunlar hepsi doğal. Ben satın almadım bunları. Doğal yetişen ürünlerimiz var. Ve 3 litre suyun içinde bunları karıştırarak yapacağız. Ben tamam. Bunu kurmaya başlayayım. Üzümlerin hepsini böyle çektim. Ellerimi biliyorsunuz çok yıkadım doğal. Ben mutfakta eldiven kullanmaya karşıyım. Çünkü eldivenlerin içinde ki pudralar yiyeceklere geçince sağlıklıdan zor zarar veriyor bizi. Bunları eziyorsunuz. Eziyorum evet. Bunları ezdikten sonra yeni eğer şuraya alabilirsek şeyi. Bunu mu? Size zahmet olacak. Evet. Onun bir tanesini. Şunu alayım. Evet. Ha, azıcık ezmek yeterli oluyor mu? Evet. Evet. Şimdi ben bunu yayın sonunda birazcık daha ezeceğim. Şimdi söylüyorum. Yani bunları mümkün olduğu kadar patlatacağız hanımlar. Gençler. Yani tercihen ne kadar ezersek, ne kadar çabuk suyunu çıkartırsak o kadar iyi. Tabii. Peki. Özellikle domates koyuyoruz. Doğal domates. Kabuğuyla beraber. Aynen. Çünkü bunlar bizim bahçemizde yetişen, hazır alınmadığı için. Ben mutfağımda asla hazır gıda kullanmıyorum. Hele hastalıktan sonra özellikle kendim yetiştiriyorum. Kendim bulamadığım şeyleri de köylerde doğal butik çalışan işletmelerden getiriyorum. Çünkü sağlığınızı kaybettikten sonra satın alabilecek hiçbir servet yok. Hı-hı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Ben bu arpaları falan nohutu duydum da domatesi ilk defa duyuyorum. O da kayınvalidemin bilgisi. Nur içinde yatsın. Çok bilge bir kadındı. İlginç. Sevgili seyirciler siz duymuş muydunuz? Kastamonu'da tarhananın içine de kayınvalidem ayva doğrar. Yaş tarhananın içine. Bu da bir özel bilgidir. Artık şimdi 10-15 senedir kopyala yapıştır olarak bizim sitemizden çok faydalananlar var. Her ne kadar kaynak göstermeseler de bu bilgi dağıldı Pelin Hanım. Bunu da koyduk. Hı hı. Şimdi doğal Çankırı'nın kaya tuzu. Çok teşekkür ederim. Bundan az koyuyorum. Bundan ne kadar koyuyorum? Bir çimdik. Evet. Bunun içinde doğal buğday ve arpa var. 2-3 tane de sirke, nohut pardon. Şimdi inciriniz evde azsa bunun içine... Her ne kadar şeker sağlığa zararlı dense de her şeyin azı karar, çoğu zarardır. Çok az bunun çabuk fermente olabilmesi için
bir tatlı kaşığı da şeker koyabiliyoruz. Bakın 3 kilo suyun içinde, litre suyun içinde bu hiçbir zararı olmaz. Bunu yaptıktan sonra suyu doldurduk. Şimdi sirke anamız var. Sirke anamızı oradan alabilir miyim? Hangisi vereyim? Şu mu? O. Şu sirke anası işin en püf önemli noktası herhalde. Biz bu sirke anasını nasıl elde ediyoruz? Şunu dökelim böyle. Sirke anası deniz anasına benzeyen. Evet. Çok kıymetli. Bir ne demek lazım? Bu mayamız işte. Sirke anasını nasıl elde ettiniz? Sirke anası bu sirke oluşurken üstünde tabii bu fermentasyon olurken, mayalanma olurken bir tabaka oluşuyor ve zamanla bu o 15 günden sonraki bekleme süresinde sirke işi sabır işi. Tabii. Burada yüzeyde bir tabaka oluşuyor. O oluştuktan sonra zaten içindeki bütün doğramış olduğumuz hangi sirkeyi yaparsak yapalım süzüyoruz tülbentten geçiriyoruz. Sonra o sirke anasını yine içinde koyup 3 ay yani iyi bir sirke 3-4 ay beklemeden olmaz. Yani çok acele etmeyin. Şimdi ben bu sirkeme bu küçük sirke anamı koyuyorum. Üzüm sirkemi. Tülbentimi kapatıyorum. Peki sirke anamız yoksa ne olacak? Sirke anamız yoksa... Sirke konu... anamız. Evet, yani sirke anası yoksa ne yapacak? Sirke anası yoksa... konu komşuda vardır ya. Komşuluk ölmedi bizim kültürümüzde daha. Ev sirkesi bulsunlar. Gelsinler ben veririm. Bir kaşık veya bir çay bardağı kadar sirke. Karıştırsınlar. Kendileri de yapabilirler. Yani biraz sabırla o sirke anasını kendileri üretebilirler. Biraz elma, biraz portakal ne varsa bir cam kavanoza kapatmıyoruz. Kapatmıyoruz. Şimdi onun... Yani işi layıkıyla yapmak istiyorsak... Evet. Ekran başındaki benim... sevgili seyircilerimize seslenelim. Mutlaka sirke anası kullanın diyor Hülya. Burada benim evet burada bir şeyim vardı. Onu ne vardı vereyim. Lastiğim. Burada işte buyurunuz efendim. Evet. Geçirelim. Şimdi bunu... Allah'ım şifasını versin. Biz Fatma Hanım'ız elinde yaptık. Şifası Allah'tan. Burada o sıcak bir ortamda bu 15 gün her sabah karıştırılacak. Bu bir. Neyle karıştıracağız? Tahta kaşıkla. Peki evet. Işık görsün mü karanlıkta mı kalsın o? Yani burada zaten devamlı ışık yok herhalde. Hani evdekilere söylemek açısından. Evdekileri de ben dışarıda bırakıyorum. Tezgah, mutfak tezgahımda. Süzdükten sonra dolap içine koyuyorum. Tamam. 15 gün sonra. O zaman sabahları kalktığımızda onu tahta bir kaşıkla güzelce karıştıracağız. Sonra tekrar ağzını aynı şekilde kapatacağız. Aynı şekilde. Yani 15 günden önce o oluşmaz. Yani mutlaka 15 gün her sabah karıştırılacak. Ama kapağını kapatmayacağız. Kapatmayacağız. Tamam. Bu çok önemli. Tamam. Şimdi sirkenin bir de sirke sineği var, sirke kurtçuğu var. Bunlar hep yanlış anlaşılıyor. Bilmeyenler bozuldu diye döküyor. Bunlara dikkat edelim. Bunlar oluşum süresinde sirkenin iyi oluştuğunu gösteren bilgilerdir. Gençler sinek gördük diye bozuldu diye dökmeyin o emek verdiğiniz karışımları. Onlar olacak. Güzel. Bir seyircimiz demiş ki sirke anasını ben tam anlayamadım. Sirke kurulduktan sonra 15 gün sonra yüzeyde oluşan bir jel gibi bir şey mi? Hayır. Diyor bu... değil. 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 Bu zamanla oluşuyor. Şimdi bakın. Yani bir başka olgunlaşmış sirkeden alacağınız bir parça mı diyeyim bir... Evet. Yani maya olarak olmuş bir sirkeden siz alıp yenisini yapıyorsunuz. O şekilde. O yüzden diyor yani sizde yoksa sirke yapmadıysanız evvelden konu komşudan isteyin diyor. Yani bu yapılan sirkenin üstünde oluşur. Nar ekşisi yaparken kalan posasından sirke olur mu? Olur. Ama o sirke olur. Şifa vermez. Ha. Sirke olur. Yani tam şifasını elde etmek için layıkıyla bu tarifi yapmanız gerekiyor diyor. Evet. Anlaşılmıştır. Sirkeli fotoğraflar geliyor. Şimdi elma sirkesi. Evet. Bizim çok gençlerin özellikle merak ettiği ve sağlıkları için değil de zayıf olayım diye. Olmuş mu? Bu olmuş mu bu kadar böyle üstü? Olmuş. O zaman o olmuşsa hemen göstereyim. O olmuş. Bu ama böyle bu kadar büyük mü oluyor üstü? Siz bendekileri görseniz. Tamam o zaman buyurun.
bu beyaz kısımdır. Ne olur onları kat kat ayırın. Bütün herkese hayrımız için bilginizin sadakası olarak dağıtın. Konu komşuya. Bir sonraki sirke yapımı için bu üstteki beyaz tabakanın ne kadarı lazım bize? İşi kolaylaştırır. Şimdi ben bunu dörde böleceğim. Tamam. İşi kolaylaştırır ama yani. Olmazsa da merak etmeyin. O sizde oluşacak. Eğer iyi malzemeden yaparsanız o oluşur. Yani şimdi şöyle daha çok üzümü pekmez yapıyoruz. Şırayı sıkıyoruz, atıyoruz ya. Köylerde, kentlerde onu sirkeye dönüştürüyorlar. Bu sirke oluyor. Turşu da kullanabilirsiniz. Ama şifa olarak içilecek sirkeler böyle malzemesi bol ve doğru yapılırsa vücudumuza gerçekten birçok ilaçtan daha faydalı ve bu iddia ediyorum benim tıp doktorlarım benim nasıl iyileştiğimi hep merak ederler. Siz 41 yaşında iltihaplı romatizma olmuşsunuz ki çok ızdıraplı ve çok, zor bir rahatsızlıktı. Çok Allah kimseye vermesin. Geçmiş elim ayağım olsun. Tutmadı. Yürüyemedim, hiçbir şey yapamadım. Beyin çalışıyor ama vücut çalışmıyor. En sonunda da kullandığım ilaçlar mecburum. O üç ilacı kullanmak zorunda kaldım. Başka türlü ayağa kaldıramadı doktorlar. Kanser değildim ama kanser ilacını kullandılar ayağa kaldırmak için. Dünyanın her yerinde aynı tedavi uygulanıyor. O ilaçlarda bir tarafı iyi yaparken beni yoğun bakıma soktu. Ani ölümler oluyor çünkü. Felç oldum. Bir senede yürüyemezsin dediler doktorlar bana. Önce inancım, sonra inadımla Allah'tan istedim. Çok kısa sürede, 3,5 ay gibi kısa sürede ilk adımımı attım. Maşallah. Hiç moralinizi bozmayın, Allah'tan isteyin ve doğal beslenin. Sağlık bozulduktan sonra dediğim gibi alabilecek servetinizi harcayın, alamıyorsunuz. Hı. Onun için hasta olduktan sonra değil... Allah bizi öyle güzel bir memlekette, öyle güzel bir topraklarda dünyaya getirmiş ki ve her şey var bizde ama kıymetini bilmiyoruz. Bakıyoruz ama görmüyoruz. Bunlar benim bahçemden getirdiğim çok özel ilaçlar, hünnap, iğde, ayva. Kendi çapımda yetiştirebiliyorum. Hepimiz yapabiliyoruz. Biliyor Hepimiz mi? Toprağa bağlıyız. O sizin hastalığınızda işte 3,5 ayda ilk adımımı attım dediniz. Belki birileri de yine dener de hani herkese olur olmaz ama bir kişiye bile şifa olsa bizim için çok büyük bir kazançtır. Ne yaptınız o 3,5 ay boyunca? Şimdi evin bir odasını hastaneye çevirdik. Bütün hastane odasındaki sistem kuruldu. Doktorlarım sağ olsun eve geliyor. Çünkü tıpta da şöyle bir şey var. Her sabah grup doktorları geliyorlar. Öğrencilerine beni gösteriyorlar. Orada doktorun biri, bölüm başkanı bana çok ters bir şey söyledi. Senin dedi tedavi yanlış yapılmış dedi. Sen eklem romatizması değilsin dedi. Ben 6-7 senedir ilaç kullanıyorum ve çok ızdırabım var. Hocam ne diyorsunuz siz dedim. Hayır dedi ben dedi kalıbımı basarım dedi. Sana dedi yanlış tedavi olmuşlar dedi. Ben ağlamaya başlıyorum. Yani. Başladım. Yürüyemiyorum yani yatalağım. Hemen dedim... Doktor ismi söyleyebilir miyim? Söylemeyin. Ama çok kıymetli bir doktor. Ha iyi birisi. Çok iyi, kıymetli tamam, bir doktor. Söyleyin o zaman. Marmara Üniversitesi'nde Haner Direskeni hocam benim bölüm başkanı, romatoloji bölümü başkanı. Allah onu hiç sıkıntı yüzü görmesin. Dedim ki hemen Haner Hoca'yı çağırın bana. Bunu söyleyen de fizik bölümünün onu başkanı. Onu söylemeyin, kötüyü söylemeyin. Yok ha, söylememişsine. Dedim ki hocam siz ne diyorsunuz yani? Ve bu olaydan sonra dedim ki ben eşime beni eve taşıyacaksınız. Ben böyle dedim hocalarla görüşmek istemiyorum dedim. Haner hocayla konuştuk bizim eve taşındık. Hı. Ve orada çok iyi de bir göğüs cerrahı vardı. Evet dediler. Bendeki o ışığı gördüler demek ki. Ben dedim Allah'ın izniyle ayağa kalkacağım. Bu kadın azimli. Hadi bakalım ne güzel. Geldim. Fizik tedavi doktorum geliyor. Hareketleri yapıyoruz ya dedim. Ben en çok neyi seviyorum? Yapıp yedirmeyi, dağıtmayı çok seviyorum. Kadına dedim ki getir bana un, getir bana oklava, şey. Ben fizik tedavi doktorum gidiyor, ben hamur yoğuruyorum. Ama gülüyorlar bana diyorlar ki kafayı oynattı Hülya, aynı böyle. Ben hamurları yoğurdum. Ellerimle hareket ettim, oklavayla yufka açmaya çalıştım. Sağ oklavayı aldım, onu hareket...
Ve bunu kızım hep şeyi aldı. Çalışma hayatını bıraktı büyük kızım. Benimle ilgilenmek için. Tamam. Videoya aldı. Daha öncesi de var tabii. Peki ne yiyip ne içtiniz? Tamam yani çok güzel hareket etmeye beslendim. Gayret çok ettiniz. Çok doğal beslendim. Sevdiğiniz şeyleri yaptınız. Onlar da anlaşıldı. Ne olur hayatınızda iyi dostlar biriktirin. Parayı her zaman kazanırsınız. Ama iyi dostlar biriktirirseniz hiçbir zaman yalnız kalmazsınız. Dostlarım duydular hasta olduğumu. Kimi Karacaottam'la, biz çörek otuna Karacaottam deriz. Dövüp balla beraber bütün zencefil, zerdeçal, herkes bana bir şişe ilaç yapıp zaten gönderdi. Zaten tıbbı nebevi, yani peygamber tıbbında da var o sizin tüm söyledikleriniz. Aynen. Ben doktorlarımın verdiği ilaçları tıp bilgisinin yanında koca karı ilacı diye tabir edilen tüm ilaçları yuttum. Hala da yutuyorum bakın. Herkes şimdi bana diyor ki ay Hülya maşallah kilo da verdin, ne iyi oldun. Ya kardeşim bakıyorum kendime. Aman maşallah. Bu arada Hülya Hanım bana dedi ki Pelin bak sana bir sirke getirdim dedi. Neydi o? Bir beyaz sirke ama evet. Şu anda içinde ne olduğunu vallahi ben de bilmiyorum. Bana diyor ki her gün içeceksin. Evet. Dedim ki Hülya Hanım ya içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Her gün nasıl içeceğiz? Aa iç dedi bak bu şifa dedi. Yani bugün aslında bize yaptığı bu sirkeleri kendi hayatında da tatbik edip çoluğuna çocuğuna yedirip içiren ve kendisi de buralarda şifa arayan bir hanım. Tabii ki bilimsel hiçbir mevzuyu ne bileyim ilaçtır, doktorlardır, hastanelerdir bunların hiçbirini elbette reddetmeden kendi hayatında da tatbik etmiş. Ama onun haricinde nasıl ben sağlıklı beslenebilirimin peşine düşmüş. Burada bak bugün şey... de yapacak bize hepsini. Evet. Elma sirkesi yapacak şimdi. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Son senelerde mutfakta bir boşluk var. Özellikle bizim Türk Halk Mutfağı'nda ve mutfakla ilgili kurulan bütün sivil toplum örgütlerinde herkes mış gibi yapıyor. Ve ben son 5-6 senedir bir doktorun gelip burada sirke kurmasını yadırgıyorum. Ben nasıl gidip bir doktor şeyi yapamıyorsam, yüzeysel yapılıyorlar çünkü neden karşıyım? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz sirkeyi bana öğrettiniz ya. Hı. Ben sonuçta doktor kimliğim de yok. Sizin gibi Türk Halk Mutfağı araştırmacısı kimliğim de yok. Ama aslında bunlar eğer doğal ürünleri bulursanız çok rahat hayata tatbik edebileceğiniz şeyler. Dolayısıyla bence bir insanın hele ki doktorsa yani ne kadar güzel gelsinler anlatsınlar ya. Vallahi ama ben şunu istiyorum onlardan. Benim yaptığımı alsınlar laboratuvarda. Test etsin. Ya bu nedir? Ne de iyi geliyor. Çünkü ben bunu yapamam. Ben bunun tıbbını okumadım. Onların görevi bunun içeriğini araştırıp burada paylaşmak. Yani anlatabildim mi? Bunun sıkıntısı var. Yani ama bunu öneriyorsa bile sonra bu çok güzel bir şey biliyor 2500... musunuz? Haplara değil de bunlara yönlendiriyorsa insanları. Yönlendiriyorlar ama yanlış yapıyorlar. Bakın bir sirke yapıldı, yanlış yapıldı. Bizde mi yanlış yapıldı? Üzülüyorum. Hayır, hayır sizde değil. Ha, bizde güzel neden yapıldı? Bakın şimdi ben her ekran davet edene çıkmıyorum. Ben bu sene ilk defa iyi fikri size. TRT benim için ana ocağıdır. Bunu her yerde söylüyorum. Teşekkür ederiz. Yayınınızı çok beğendiğim ve takdir ettiğim için geldim. Çıktım ve bunları paylaşıyorum. Doğru yapalım. Mış gibi yapmayalım. O zaman gerçeğini şimdi görelim. Evet. Ve elma sirkesine evet dönelim. Şimdi elmamızın içine biz önce malzemelerimizi verelim. Söyleyelim. 4-5 tane sert Amasya elması. 2 tane ekşi elma. 2 tane kuru incir, eğer yoksa kuru üzüm de koyabilirsiniz. Varsa yaş üzüm de koyabilirsiniz. Bunların bir tanesini tercih edeceksiniz. Ha öyle mi? Tabii. Yani hepsini bir arada değil. Veya ha, veya. Hem incir hem üzüm değil. Hayır. Ya üzüm yapacağız. Yani evde ve elde olan dedik ya, elde ve evde ne varsa onu kullanacağız. Ben bunu şeyi kullanacağım, üzümü. Bu karışığın ama. Ben bir tane daha sıkıntı evet dedim. Tamam. Evet. Ayva olunca tereddüt ettim. Buyurunuz. Siz onları koyarken ben de burada seyircilerimizden gelen mesajları. Ben burada gençlere bir şey gösterebilir miyim? Gösterin. Bakın burada bir yanlışlık olmuş. Ben de yanlış yapmışım. Arkadaşa yeşil elma soyulacak demiştim. Hazır aldığınız yurt dışından gelen elmaların bakın ne kadar yıkadık. İnanın Pelin Hanım bakın bunu biz yıkadık. Kaç defa yıkadık. Şu üstündeki mumu görebiliyor muyuz?
İşte bunları soyarak yiyin hanımlar. Özellikle evlatlarınıza bu elmaların kabuğunu soyarak. Bu da bizim meşhur Amasya elmamız. Kütür kütür. Başka bir bıçak alacağım. Bak şu. Bakın. Bunu da ısırarak evlatlarınızı hem diş etlerini kuvvetlendirir hem sağlık bu kabuğun altındadır vitamini. Yerli malı, yurdun malı herkes bunu kullanmalı. Tamam. Diyoruz bunun kabuğuyla. Tamam. Yani unutmuyoruz bu şekilde. Evet. Onun temizliğini yapıyoruz. Bunun hiç çekirdeğini falan almadan, çünkü çekirdek canlıdır. Tohumdur. Günde eğer doğal elma yiyebiliyorsanız bu çekirdeklerinden haftada bir tane, bir iki tane yiyin. Fazla yemeyin ama. Seyircimiz hep şunu soruyor. Sirkenin saklama süresi. Hadi diyelim oldu. Ne kadar süre oldu? Benim evde torunum var benim. Doruk canım var bir tane. 14 yaşında. 14 sene önce kurduğum, çeyiz olarak vereceğim sirkesi var. O kadar. Evet. İtalyanlar balzamik sirkesini kızlara çeyiz olarak kuruyor da niye Türk anneleri oğluna kızına bizim bu sirkeleri yaşatmıyor? Biz pazarlamayı bilmiyoruz. Ben de torunum için 14 sene, 15. döndü. O kadar güzel bir lezzet ki anlatamam. Çok güzel. Peki o zaman uzun seneler rahat rahat tüketin diyelim. Aynen. Sirke yaptım, üzeri yeşil küf bağladı, döktüm. İyi mi yapmış? İyi yapmış. Küf zararlı. Ama neden küflendi? Neden küflenmişti? İşte onu araştırması lazım. Ya neyi çok fazla sıcak, acaba? Çok çok fazla veya ilaçlı bir şey doğramıştır. Kullandığı şey farklıdır. Dikkat etsinler. Diyorlar ki süzdükten sonra da mı kapağını kapatmayalım? Hayır. Ondan 15... sonra kapatabilirsiniz. Hem de sıkı kapatılacak. O sürede çok sık kapatılması ve karanlık bir yerde. Ayda bir defa falan karıştırabilirler. Sonra ince tülbentle süzüp ağzı sıkı kapaklı cam kaselerde, şişelerde. Özel şişeler çıkardı Paşa Bahçe. Onlar için sıkıca bağlayıp şey yapsınlar. Sirke olduktan sonra, çok sonra ama. Hı. Üstünde beyaz parçacıklar oluşması normal mi yoksa o küf mü? Küf değil. O sirkenin hala mayalandığını, yani canlı olduğunu gösterir. Hı. Rahatsız oluyorsanız tahta kaşıkla alın atın. Ama şey değildir. Ben onu alırım, bir kavanozda saklarım. O sene kuracağım sirkeyi, onu sirke anası olarak kullanırım. Sirke anasını nerede muhafaza edeyim diyor. Sirke anasını ben kavanozumun, küçük özel bir kavanozum var. Onun içinde bütün oluşan, çünkü ben bunun gerçekten iyi olursam bana iyi gelen tüm bir şeyleri yapıp dağıtacağım diye söz verdim. Hı. Onun için sağımda solumda ilaç isteyen olanlara duyarsam gönderiyorum. Hı hı. Çok şey yapıyorum, sirke yapıyorum. Onları da bir kavanozun içinde katman katman. Sonra yazlıkta benim komşularımla haftalık günler yaparız biz hanımlar. Biberimizi kuruturuz, turşumuzu yaparız. Bunları da çekeriz, hı hı, kendi aramızda. O zaman alın hanımlar, kullanın derim. Tamam. Evet. Bu bitti mi? Evet. Bunun üzümünü de koydum. Burada birazcık şeker koyacağım. Tamam. Birazcık yine bunda arpa. Bunda tuz yok mu? Yok, buna tuz koymayacağım. Tamam. İki tane de nohut atacağım. Nohutu fazla atmayın hanımlar. Yani uyandırsın. Kapatayım bunu da, mi? Evet, suyu dolduracağız üstüne. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi karışık sirke ve hünnap, bence karışık sirkeyi gösterelim, hünnapın da mantığını, evet, anlatalım çünkü reklama gitmem gerekiyor. Tamam. Hemen bunu da bir kaldırayım. De şöyle diyor, bak şifa olsun, Fatma anamızın eliyle, hayır, yaptık, şifa olsun inşallah çünkü, diyor. Çünkü hepimiz gerçekten inançla yaparsak, niyetimiz güzel olursa herkese faydalı oluyor. Niyet çok önemli. Şimdi karışık sirkenin malzemelerini veriyoruz sevgili, evet, arkadaşlarım. Siz de ekrana yansıtın lütfen. Hı hı. 500 gram ahlat, yani yaban aşısız dağ armudu demiş Hülya Hanımcığım. Evet. Bakın
Tabii çok kişi bilir bunu. Bu unun göğü yenmez, boğazınıza kalır, boğulursunuz. Ama bizim eskiden böyle bu kadar bakkal, manav falan yoktu çocukluğumuzda. Bizim bunlar şeyimizdi, nevalemizdi, meyvemizdi. Biz portakalı develerin sırtında alırdık. Annelerimiz saman içinde veya ürün içinde saklarlardı. Ne yapacağım şimdi? Şimdi karışık sirke yapacağız. O zaman onu alalım. Şunu veriyorum. Evet. Ve bunu olduğu zaman, gençler bilmeyenler için söylüyorum, burayı alıp içine çekersiniz. Çok güzel vitamin kaynağıdır. Bu dağlarda çobanların olduğu zaman silkeleyip kuzuya, koyuna, keçiye yedirdikleri besin kaynağıdır. Onun için çok şifalıdır. Hı hı. Bunları da böyle olgunlaştıktan sonra elimle açıyorum. 250 gram, 300 gram getirdim ben. Hepsini içine atıyorum. Şu eksik. Bu yapmış olduğumuz sirkelerin hepsi her yerde kullanılabilecek ürünler mi? Evet. Özellikle yoksa hani salatalar. Hayır. Salatada şunu tercih edin ya da işte başka türlü bir nerede şifa olacaksa bunu böyle tüketin dediğiniz. Şimdi şöyle hangisi? Zevkler, renkler, lezzetler çok farklı. Kimseye böyle bir dayatma yapamam ama hangisini seviyorsanız. Hangisini seviyorsanız onu tercih edin. Tamam. Ağız tadı çok farklıdır. Hepimizde çok çok farklıdır. Yapın, deneyin. Deneme yanılma yoluyla hanginiz hoşuna giderse. En sonra benim bir iksir sirkem var. Onu burada yapamayacağım. Çünkü çok uzun bir aşama o. Onu anlatacağım. Siz içerseniz. Ondan sonra efendim... Bu dikili de benim kendi bahçemden narım. Ama bizim böyle bahçemiz yok ki canım. Bulun. Gezmeye gidiyorsunuz, denize gidiyorsunuz, tatile gidiyorsunuz. Gidin oradaki bahçelerden alın. Evet. Yetiştirici de para kazansın ki bizlere daha iyi yetiştirsinler. Kabuğuyla nar. Kabuğuyla yıkadım, böldüm. Bunun şifası çok çok fazla. Peygamberin dişleri derlerdi bizim çocukluğumuzda. Anneannem özellikle Nur için de yazsın, ana kız hanım. Dedi ki sakın ha Nur'u, narı yerken dişini dedi düşürmeyin. Anneanne niye? Kızım Peygamber Efendimiz'in dişidir. Kutsal bir meyvadır. Çok iyi dedi. Dikkatli yiyin dedi. O benim kulağıma küpedir. O kadar şifası yüksek yani. Evet. Bunu da kattım. Ondan sonra incirimi doğrayacağım. Bu incir ve şeker sirkeyi mayalandırması için kullanılan doğal maddeler. Kuru dut da çok iyi oluyor. Birazcık da kuru dut satabilirim bunun içine. Yani biz bunları bu meyvelerden yaptık diye hanımlar siz de şey yapmayın. Evinizde ne varsa onlarla yapın. Armutunuz varsa armut koyun. Elmanız varsa elma koyun ve biz burada bakın bir de bunu küçük görmeyin hanımlar, bunu küçük görmeyin. Bu bizim Trabzon hurmamız, bir ismi de cennet hurmasıdır. Şifa bunun içindedir. Bunu yetiştirin, dağıtın, evlatlarınıza yedirin, sirkesini yapın. Bunun kurusu o kadar güzeldir ki, enerji deposu. Çalışan hanımlar. Kurutun yazın, rica edin. Yapamıyorsanız yapanlardan alın. Yanınıza çantanıza atın. Gün boyunda size bütün vitamin mineralleri size verecektir bu. Dışarıda hazır katkılı maddelerle yiyeceğinize bunlardan birer tane yiyin, sağlıklı olun. Evlatlarınızın beslenme çantasına koyun. İnanın bunlar çok. Dallarda böyle kuru görünce ben üzülüyorum. Kıymeti bilinmiyor. Evet. Cennet hurması şifadır. O kadar çok Hülya Hanım şöyle mesaj geldi ki bende de iltihaplı romatizma var. Bir daha anlatabilir mi hanımefendi ne yapmış bu sirkelerden mi içmiş? Şimdi birincisi doktorun verdiği bütün ilaçları almış. İkincisi doktorun önerdiği ona bütün tedavileri, egzersizlerin hepsini yapmış. Ama onun haricinde de sevdiği neyse şimdi hoşlandığı şeyin ne bileyim oklavadır, undur, harekettir bunları sevdiğini söylüyor ya evde almış. Oklavasını seviyor ya, oklavasıyla yapmış o egzersizlerini. Yani öncelikle doktorun verdiği
her şeyi önerdiği her şeyi yapmış. Ama onun haricinde tamamen doğal beslendim. Onun haricinde kafayı iyileşeceğime taktım. Allah'tan iyileşmeyi, şifayı istedim diyor. Ve bu sirkelerden de tükettiniz mi? Tabii. Nasıl içtiniz, yediniz, içtiniz bunları? Bunları ben her sabah paça çorbası, işkembe, kemik, ilikli kemik çok önemlidir hanımlar. Yani herkes ilikli kemik kasabından gitsin, bazı kasaplar bedava veriyor. Yani bizim aldığımız mahalle kasabımız var. Alıyorum 2 tane ilikli kemiği, kırdırıyorum. Ama onu iyi kaynatacaksınız. İçine sirke koyacaksınız. Kemikteki bütün özler o suya çıkacak. Yani 1 saatte ben düdüklüde kemik suyu yaptım diyen insan hatalıdır. Kemiğin içindeki, o iliğin içindeki tüm vitaminleri ben ocakta 5 saat kaynattığımı biliyorum. Ve nasıl oluyor o jöleli, sapsarı yağını da veriyor. Onu küçük küçük miktarlarda derin dondurucuya atıyorum. Torunum için her seferinde sevgiyle. O hasta olduğunuz dönemde de her sabah bana onlar yapıldı. Bana onlar yapıldı. Bana her gün 3 tane yumurta yedirdiler. Köyde gezen tereyağının, yaylada yapılan tereyağıyla beraber, o felçli olduğum zamanlarda 3 tane gezen yumurta ve o yağda kırıldı. Onu yutturdular bana. Yiyemiyordum bazen, çok fazla geliyordu. Onu yutturdular. Arkasından bol sirkeli paça çorbası, kemik suyu. Yani bunlar gerçekten çok önemli. Lafla söylenen şeyler değil. Hmm. Ben yaşayan, yani işte önünüzdeyim. Benim eşim, ailem, çocuklarım, bütün eşim, dostum biliyor. Bir de benim komşularım, Göztepe'deki evimdeki komşularım dediler ki, biz seni gözümüzle yatağa bağladık. Biraz fazla hareketli insanım. Herkese yetişmek istiyorum. Hmm. Çok koşarım. Çok yardım severim. Allah yine bana sağlık versin, yine yaparım. Biraz da inançla kendinizi koruma altına alın, dualarla. Hmm. Bu çok inanlı. Hem çok iyiyiz, hem bilmeden de nazar yapabiliyoruz insanlara. Yani gayreti hiç elden bırakmamış, inancını hiç elinden bırakmamış. Evet. Bütün bilimsel tavsiyeleri yerine getirdikten sonra kendisi de ekstradan gayret etmiş, o hareketlerini yapmış ve bu şu anda sizlere önerdiği sirkeden de, ama yumurta yediyse onun da doğalını yemiş, içmiş. Evet. Hepsini de yapmış. Vallahi işte gayret göstermiş. Allah da onun gayretinin karşılığını vermiş. İnşallah şu anda bizi seyredip de şifa bekleyen herkese Rabbim şifasını versin. Herkese de sağlıklı, uzun, güzel ömürler nasip etsin diyelim. Reklam arası vermem gerekiyormuş. Reklamlara gideceğim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca sevgili seyirciler, bu tarifleri de İyi Fikir TRT Instagram hesabımıza koyacağız. Hülya Hanım'ın da sizler için kitap hediyesi olacak demiştik. Siz de eğer o kitaptan istiyorsanız, bu doğal ürünleri yaptığı kitaptan, bir kere daha kitabı göstereyim. Bunu da koyacağız. Siz de talep edin, bazı seyircilerimize hediye olarak gönderelim. İsmi de Hazır Alma Kendin Yap, Geleneksel Usullerle Ev Yapımı Lezzetler Hay kitaptan çıkmış. Teşekkür ediyoruz Hülya Hanımcığım, geldiğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Yöresel giysileri modern tasarımlarla birleştirdi, Cizre'yi modayla buluşturdu. Bir ilke imza atan modacı Hanife Ayık, muhteşem tasarımlarıyla iyi fikirde. İyi fikir. Yöresel giysileri modern tasarımlarla birleştirdi, Cizre'yi modayla buluşturdu. Bir ilke imza atan modacı Hafize Ayık, muhteşem tasarımlarıyla iyi fikirde. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde gazetelere de çokça konu oldu. Hatta ana haberlerde de gördünüz. Cizre Moda ile anıldı. Bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Ve bunu başaran modacı da Hafize Hanım şu anda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hafize Hanım. Hoş bulduk. Çok şıksınız. Teşekkür ediyorum, modacı olunca. Evet. Öyle işte. Peki ben nasılım sevgili seyirciler? Bugün şık mıyım acaba? Hafize Hanım sağ olsunlar. Bana da çok güzel tasarladığı bir elbiseyi getirmiş. Ben de seve seve giydim ve inşallah da güzel taşımışımdır. Evet, mankenimiz güzel. Ne giysem yakışıyor zaten. Çok teşekkür ederim. Hafize Hanım tabii bu çok büyük bir başarı yani. Cizre'nin
moda ile anılıyor olması, bu kadar güzel, üstelik de çok da güzel tepkiler almışsınız. Bunların evet. hepsini konuşacağız ama ben işin başarısını bir de sevgili seyircilerimiz kendi gözleriyle görsün istedim. Siz de sağ olun o gün sergilediğiniz güzel kıyafetleri bugün İyi Fikir Stüdyosu'na da taşıdınız. Evet. Görelim mi kızlar gelsin, evet. ondan sonra da konuşa tamam, konuşa tamam, ilerletelim tamam. yayınımızı. Tamam. Evet sevgili seyirciler şimdi... Çok hoş genç hanımların eşliğinde Cizre'de sergilenen defilenin bazı parçaları. Çok güzel. Evet. Açıkçası yani hakikaten çok şık duruyor. Siz Cizre'ye özel bir, yani oradaki defile dolayısıyla mı böyle tasarımlar yaptınız? Gelin evet, isterseniz. Cizre'ye özel hazırladık koleksiyonu. Tabii yine Anadolu'da bu tür motifler kullanılıyor. Hani batıda da doğuda da kullanılıyor ama oradaki özellikle kumaşlardan tercih ettim. Çok güzel kumaşlar var Cizre'de. Ha, bu kumaşların hepsi Cizre'den evet, mi? Evet, Cizre'den. Yani bazıları da tabii buradan aldığım kumaşlar da var. Ama geneli Cizre'den. Yani özel hazırlandı bu defile Cizre için. Harika. Bu kıyafetleri ne olarak aklınızda? Yani ben özel bir günde de çok rahatlıkla giyilebilecek kadar şık kıyafetler. Şimdi şöyle, yöresel oldukları için genelde kınalarda tercih ediliyor. Çünkü modern tasarımlar değil, geleneksel motifleri yansıtıyor. Onun için de genelde kınada kullanılıyor. Evet, harika. Bu modeli gördük. Şimdi devam edelim. Arkada evet. başka modellerimiz de var. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Evet. Harika. Müzik zaten yıkılıyor. Evet. Çok güzel. Bu da yine Cizre'den aldığımız bir kumaş. Üzerinde el yapımı işlemeler var. Tabii geleneksel olduğu için daha canlı renkler kullanılıyor. Bu da çok güzel bir yeşil ve dore karışımı. Muhteşem bir kıyafet. Hafize Hanım, kumaşın kadifeyi aldıktan sonra üzerine hani siz mi işliyorsunuz, kumaş mı bu şekilde yoksa? Kumaşın deseni bu şekilde ama üstünde işleme yapılıyor. Hı hı. Kemeri yani de harika. Evet. Peki Cizreliler nasıl tepki gösterdiler? Yani hanımların herhalde bilmiyorum bunu beğenmeyecek hanım yoktur. Cizre'de nasıl zaten karşılık Cizre aldınız? Doğu çok güzel giyiniyor. Yani rengarenk giyiniyor biliyorsunuz. Onlarda kadife çok kullanılıyor. Desenli kumaşlar. Zaten onlar renkli insanlar, çok tatlı insanlar. Tabii defile muhteşem bir ses getirdi. Orada ilk defa yapıldığı için gerçekten inanılmaz bir ilgi gördük. Finalde ben hayatımda bu kadar alkışlandığımı hatırlamıyorum. Yani gerçekten kendimi artık nasıl hissettim diyeyim. Hani dünyanın en ünlü modacısı gibi hissettim. Ama siz zaten yani o kadar, çok iyi bir modacısınız. Tabii dünyada pek çok değerli modacılarımız var. Yani muhteşem insanlar. Hı hı. Çok misafirperver. O bayağı da bakın sevgili seyirciler ilk defa görüyorsanız epey böyle ışık oyunlarının da olduğu bayağı büyük bir platformun evet. üzerinde. Evet. Yani adeta İstanbul'daymışçasına bir aynen. moda şovu orada. Cizre ile buluşturmuşsunuz. Çok güzel olmuş. Tabii Cizre şu anda kaymakamımız Faik Arıcan inanılmaz bir podyum yaptı. Ses ona göre işte ışık akşam yapıldı zaten defile. Bizden sonra da Ferhat Göçer konseri vardı. Hı hı. Teşekkür ederim.
Yani muhteşem bir sahneydi. Hı hı. Herkes bayıldı. İnşallah bundan sonra da başka illerde İnşallah. Diyelim. Çünkü Doğu biliyorsunuz genelde terörle anıldığı için zaten bunu yapmamızdaki amaç, yani bana gelen fikir, fikri getiren kişi biraz sonra da zaten alacağız yayına. Hı hı. Emine Hanım. Emine Hanım. Yani bunu düşünerek yani Cizre anıldığında sadece terörle anılmasın, defileyle anılsın, güzel şeylerle anılsın diye bu projeyi bana getirdi. Ben de çok mutlu oldum. Bir de ben Doğu'ya çok gitmemiştim. Yani sadece Mardin'e gitmiştim. Muhteşem bir yer. Bir de oraya güzel. Gittiğinizde ben gittim tabii. Gittiğinizde oranın insanı o kadar sıcak karşılıyor ki. Evet. Ve gerçekten orada bulunuyor olmaktan insan çok mutlu oluyor. Bu tarz etkinliklerin başlangıcı olmuş bu. Eminim devamı da gelecektir. İnşallah. Hem sizler yapacaksınız hem başka modacılarla. İnşallah. Şimdi devam edelim bakalım başka hangi modeller vardı? Göz alıcı hakikaten. Evet dediğiniz gibi kınalarda ama sanki böyle mesela şu yanınızdaki bayağı nişanlarda çok rahatlıkla giyilebilecek. Evet, evet. Şu başlara bir şey takıldığı zaman parlak hemen havayı nasıl değiştiriyor, evet. Değil mi? Güzelleştiriyor. Kesinlikle. Yani o da geleneklerimizi yansıtıyor, Osmanlı'yı yansıtıyor. Onun için farklı bir şey oluşturuyor. Hı. Bence çok güzel. Yani bizim geleneklerimiz çok güzel zaten. Eskiden gelen şeylerimiz. Muhteşem. Değerlerimize sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Öyle. Şu işlemeye de bayıldım. Ne kadar evet. hoş. Ne kadar güzel. Bu arada kızlarımız da çok güzel. Ya, orası zaten şüphe götürmez. Evet çok da güzel taşımışlar. Harika olmuş. Nasıl oldu peki yani bundan sonra hani Cizre'de yapılacak tabii oradaki kınalar düğünler illaki çok hoş oluyor. Muhakkak birçok kişi de ben bunu taşıyayım ama ben bunu benim geline benim kıza alayım diye söylemiştir diye Olabilir. Düşünüyorum. Evet. Bundan sonra zaten Cizre ile bir köprü kurduk. İnşallah bundan sonra sık sık gidip geleceğim. Orada zaten farklı projelerimiz de var. İmza atılacak. Onlar da hayata geçti. Teşekkür ediyoruz ve bir başka modeli daha heyecanla bekliyoruz. Aa bu bayağı değişik. Bu biraz modernle geleneksel karışımı. Enteresan bir fikir olmuş. Yani aşağıda fırfırlar var ama yukarıda böyle dediğiniz gibi hem modern hem geleneksel ve bir taraftan taşı da var. Ayrıca yani öyle bir havayla taşıdı ki arkadaşımız hakikaten hepimiz Hürrem Sultan geldi evet. stüdyomuza diye düşündük. Harika oldu. Kızlarımız çok yetenekli zaten. Öyle. Öyle taşımak olmasa, da önemli. Evet zaten hani ben kendileriyle çalışmam. Muhteşem çocuklar. Şimdi bu da tabii el işçiliğiyle yapılmış. Mesela bir kıyafet. Bu etek ucundaki tüller elde yapılıyor. Bir hafta falan sürüyor. Elde dikiliyor. Yani kesip büzüyoruz sonra elde dikiyoruz. Yine üstü hani biraz geleneksel olsun diye modernle gelenekseli karıştırmak için mutlaka bir ışıltı gerekiyor. Pelerin de zaten bizim geçmişimizde olan bir tasarım. Bütünün de modernle evet. gelenekseli karıştırmış oldu. Ve öyle bir hal ki yani öyle bir kıyafet ki bu hani canı istediği zaman pelerini evet. de çıkartıp evet. bambaşka bir havada tabii. devam tabii, edebilir. O zaman balo kıyafeti olur. Evet. Yani direkt hani bir baloda evet. giyebilir.
Evet. Devam edelim arkada arkadaşlarımızla. Çok evet. Başka bir havası var, etek uçlarındaki işlemeler, minik minik taşlar şıkır şıkır, bir de bu öyle bir ışıklandırma da, değil mi? Evet, gelen kişi adeta nasıl diyeyim, böyle yani cennetten gelmişiz ışıl ışıl, harika. Evet. Tabii şimdi şöyle de düşünüyorum, doğuya has bir takıyla, tabii bu kolye de çok güzel ama hani doğuya has böyle bir altınlarla, işlemelerle falan, ne acayip olur. Ne güzel olur. Cize'de benim dikkatimi çeken çok güzel gerdanlıklar vardı vitrinlerde. Olmaz mı? Muhteşemdi. Yani doğunun hanımları biraz bizden daha şanslı bence. O gerdanlık ve takımlar konusunda. Ha. Yani çok bu el işçiliği. Evet, el işçiliği çok var Cizre'de. Muhteşem takılar vardı. Yani kuyumcularda gördüm. Çünkü ben Cizre'de 3 gün kaldım. Aha. Daha öncesinden de gittik bir proje için. Defileyi nerede yapacağız? Nasıl bir mekanda olacak? Hani bunları görüşmek için gitmiştik. Yani bambaşka bir yer Cizre. Yalnız keşke Cizre'den de bu el işçiliğiyle hani onları yapan bir takım zanaatkarları burada göstersek. Bayılırım öyle şeylere. Gerçekten biz yaparız. Çok severim. Biz daha yaparız. Zaten şöyle. Orada bizim aslında yapmak istediğimiz bazı şeyler zaman kısıtlı olduğu için, sadece defile olduğu için yapamadığımız bir şeyler oldu. Şöyle, oradaki sanatkarları biz istiyorduk ki tanıtalım. Onun için sürede kısıtlıydı. Yani defile ve konser olduğu için tanıtamadık. İşte bir daha gitmek için çok güzel bir vesileniz, çok güzel bir amacınız aslında olacak. Aslında ben ona diyorum ki ben sizi getireyim. Yani Ankara'da bir Cizre günleri yapalım. Orada mesela... Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bizim Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, yani bu tarafa çok gelen oluyor. Buranın insanı bazı şeylere doymuş ama biz oraya gittiğimizde veya sizin gibi tabii ki yani modacılar, sanatçılar gittiği zaman esas işte mevzu orada galiba kıymetleniyor. O yüzden sizin yapmış olduğunuz iş çok alkışlanacak bir iş. Teşekkür ediyorum. Bir dahakine, keşke biz de gitsek. Bak bir dahakine tamam, inşallah olur. Olur yani. Olur. Gelebilir mi acaba bir başka orada arkadaşımız? Orada çok değerli sanatkarlar var, ressamlar var. Olmaz mı? Onlarla... Ya Batı ile Doğu'yu buluşturmak lazım. Kesinlikle. İğne oyası mı şunlar? İğne oyası değil ama o elde yapılmış bir kıyafet bu. Tamamen el işçiliği. Hı hı. Çok güzel. Bunlar elde işlendi. Tabii tasarım yani şöyle bir şey. Yani tasarım Allah vergisi bir yetenek olması gerekiyor mutlaka. Onun için hani kıyafeti hazırlarken işte motifi nasıl koyacaksın? İşte üstüne ne renk işleme yapacaksın? Bunlar çok önemli. İşte Allah da bize böyle bir yetenek vermiş, tasarımcılara, modacılara. Siz hem tasarlıyorsunuz, aynı zamanda dikebiliyor musunuz da? Evet. Aa, ne kadar güzel, o çok büyük bir meziyet. Evet. Yani o el emeğini yapabiliyor olmak, becerebiliyor olmak muazzam bir şey. O gerçekten Allah vergisi. Tabii ne yapıyorsunuz? Bunu çizdiğiniz zaman nasıl yapıldığı ile ilgili de böyle daha en baştan siz belki de kafanızda defileyi bitiriyorsunuz bile, değil mi? Şöyle, şimdi ben bu mesleğe başladığımda... sadece tasarımın yetmeyeceğini düşündüm. Çünkü kağıda çizmek, ben çocukken resim yapıyordum. Çok iyi resim yapıyordum ama kadın resimleri yapıyordum. Genelde üzerlerine de güzel elbiseler çiziyordum. Hatta annemden azar işitiyordum. Her yer kağıt dolu, her yer senin resimlerinden bakıyordum. Ama şimdi ne memnundur anneniz, değil mi? Annem rahmetli oldu Allah ama rahmet eylesin. Tabii ki çok memnundu.
Şimdi sonrasında benim dedim eğitim almam gerekiyor. Onun için de ne yapmam lazım? O zaman moda okulları yoktu. Moda okulu zaten pratikte çok şeyler göstermiyor. Biliyorsunuz teorik olarak gösteriyor. Hı hı. Onun için bir modacının yanında eğitim aldım. Kalıp öğrendim. Hı hı. Dikiş öğrendim. Tasarım da zaten biliyordum. Hı hı. Üçünü birleştirince zaten bu işi yapabilirsin. Yani belki tasarımcı da olunca yapılabilir ama yanında usta çalıştırman lazım. Kalıpçı bulman gerekiyor. Dikiş dikecek eleman bulman gerekiyor. Ama bunlar, bu üçünün hepsine sahip olduğunda bu bilgi birikimine birine ihtiyacın kalmıyor. Evet. Arkadaşlarımdan rica edeyim müziği versinler. Hı. O zaman bir başka modelimizi de alalım. Kırmızı bir parça gelecek diyordum. Aman yarabbi, etek uçlarına bakın. Çok güzel. Bu nar çiçeği mi? Ne renk bu? Aslında tam nar çiçeği de değil. Nar çiçeğinin biraz koyusu. Hmm. Bu da elde işlenmiş. Ay bunların hepsi elde mi işlendi? Ama evet. Ne kadar zaman alıyor bunu işlemek? Epeyce zaman alıyor. Yani of. Bir ay falan sürüyor. Of ne emek ne. Evet. Bir hanım mı yapıyor bu işlemi? Evet. Çünkü el değişikliği olmaması lazım. Sadece bir kişi işleyebilir. Doğru. Hı-hı. Peki birisi geldiği zaman siz böyle bakıp da işte yeşil olsun senin rengin, kırmızı olsun... Ona göre mi tabii ki belirliyorsunuz? Tabii ki. Yani önce tenine hangi renk gittiğine bakıyoruz. Ona göre ortak karar veriyoruz. Yani müşteri işleri yaparken. Hı hı. Ama bu tasarım, özel tasarımlarda tabii ki defile için kullandığım tasarımlarda çok özgün renkler kullanabiliyorsun. Evet. Orada bir kısıtlaman yok. İstediğini tasarlayabilirsin. Hafize Hanım Ankara'da özellikle hani o muhitlerde de çok aranan bir modacı, çok tercih edilen bir modacı. Çok güzel oldu. Şıkır şıkır. Evet. Evet. Burada da evet dönebilirim. Evet. Peki bir kırmızımız daha varmış galiba. Öyle söyledi arkadaşlarım. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok yakışmış ve bir kez daha hepimiz anlıyoruz ki ne kadar büyük bir, geniş bir kültürel zenginliğin içinde yaşıyoruz. Aynen. Burada hem işlemelerden, nakışlardan, kızlarımızın endamı da ayrı güzel zaten. Evet. Burada tamamıyla bluz işleme herhalde. Şimdi ben onu anlatayım. Bu ipek eşarptan yaptım ben bu tasarımı. Bizim eşarplarımızda çok güzel şey, geleneksel motiflerimiz var. Hı hı. Bunun üstü de tek tek gördüğünüz üzere sıvama iş. Of. Yani bunlar tek tek mi işlendi? Motif yani belirlendi. Yaklaşık hani bir ay sürüyor işlenmesi. Evet. Şöyle azıcık açıyorum. Olur değil evet. mi? Ay. Düşünsenize motifler önce çiziliyor kağıda. Ondan sonra boncuklar bulunuyor, boncuklar işleniyor falan. Ve bütün vücudu böyle yani arka evet. tarafta bluzun hepsi işleme, özür dilerim. Evet. Vallahi yapana helal olsun. Çizene de helal olsun. Şöyle ben çok işleme sabrım yok. Ama tabii ki sağ olsun ekibim var, onlar işliyor. Ben böyle şeyim, hızlı iş severim. Hemen oturur keser, evet keser. Biçer dikerim. Yani hızlı seviyorum. Hani böyle oturup ince ince işlemek biraz beni sıkıyor. Bunlar ama... Anadolu motifi mi? Evet. Yoksa... Bu Anadolu motifi. Çok güzel. Hı-hı. Çok beğendim. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim.
Hepimiz kızlarımıza maşallah diyoruz. Evet. Tam kesinlikle. Da şey, yalnız hafif ayağa takıldı ya, benim nazarım değmiş olabilir. Böyle kamerada da yakın çekti ya. Dedim ki bak nasıl güzel. Yani mesela koyu saçta özellikle hani doğunun kadınları da öyle oluyor ya. Gözler iri, gözler renkli, saçlar güzel. Aynen. Siz nerelisiniz? Ankara'lıyım. Ha, Ankaralı. Olsun. Ankara'da bizim. Çok güzel. Çok güzel, çok yakışmış. Bu da yine Cizre'den aldığım bir kumaş. Öyle mi? İşlemesi, evet. Ya biz Cizre'ye gitmemiz lazım kesinlikle. Arkadaşlar. Bizim bir Cizre yapmamız lazım. Bu nasıl güzel kumaşlardır böyle. İnanılmaz kumaşlar var. İnanılmaz. Yani ben zaten kumaşçıya girdiğimde çıkamıyorum. Beni zorla çıkarıyorlar. Çünkü modacıların öyle bir şeyi vardır. Hani kumaşçıya girdim çıkamaz. Çünkü... Peki tüm Türkiye mi onlar bu şeyleri satıyorlar, kumaşları, yoksa hani yerelde kendi yağıyla kavrulur denir ya. Yani aslında biliniyor muydu Cizre'nin kumaşı? Kumaşçılarla konuştum. Onlar şöyle şeyler söylediler. Ankara'dan, İstanbul'dan, değişik şehirlerden de kumaş alıyorlarmış oraya gidip. Sadece Cizre ile alakalı değil. Her yerden insanlar geliyor ya da işte arıyor kumaşçıyı. Şu kumaşı istiyorum diyor. Çünkü zaten şimdi günümüz teknolojisinde video var, resim gönderiyorsun. Yani orada çok güzel ya. Çok güzel. Kesinlikle Cizre'den kumaş alınmalı. Evet, bence de. Yani ben yakından görüyorum. Siz kamera aracılığıyla görüyorsunuz. Çok güzel. Ayrıca rengi de ben bayılırım. Evet. Morlar, mürdümler falan. Bayıldığım eflatunlar, sevdiğim renklerdir. Evet arkadaşlar, hızlanalım. Evet. Zannediyorum birkaç modelimiz daha var. Evet, hazırda Ooo, çok güzel geliyor. Buyurun. Güzel. Yani bu öyle bir kıyafet ki ne bileyim ben, hani ille de o gecenin yıldızı olmanız da tabii ki kendi başına da harika da. Evet. Hani bunu sanki bir davetli olarak da rahatlıkla giyilebilecekmiş gibi gördüm. Kendinden yana, bu ne kumaş oluyor? İpek şantuk. Çok güzel. Kendinden yana dönerli gibi. Evet. Bu da çok değişik bir işleme türü olmuş boncuklarla. O da yine bir kumaştı. Onun motiflerini oyarak üstüne onu tasarladık. Tabii yanlış giymiş. Aslında... Ha öyle mi? Aslında böyleydi. Aa, ben kendimce tasarım yaptım zannettim şu anda. Olsun. Şimdi, bir şey diyeceğim, böyle de güzel duruyor ama. Aynen. Ne var? Şimdi tabii içeride ben olmadığım için bazen böyle aksaklıklar çok olabiliyor. Çok beğendik. Böyle de çok güzel. Evet. Bak böyle düşündüğümüzde de KJ'den çekersin. Aslında bunun boynunda da kolye vardı. Onu da arkadaşlar unutmuş. Hı hı. Ama tabii böyle de çok şık. Harika. Hı hı. Evet, bir kıyafetimiz daha var. O kıyafeti de görün. Teşekkür ediyoruz. Bak nasıl zengin duruyor arkada böyle şeyler. Değil mi kuyruğu? Bunların havası bambaşka. Bunlar da çok güzel. Bunların havası bambaşka. Böyle çok farklı tarzlar da sanki bir arada olmuş gibi. Böyle çok hoşuma gitti. Hatta şunu da çok değişik bir tarz yakaladım. Hani sanki böyle Avrupa esintisi de var bunun içinde, değil mi? O Osmanlı'yla karışımı. Yani 1400'lü yılların İngiltere biliyorsunuz kontestlerin giydiği kıyafetler. Marie Antoinette. Onunla birlikte Osmanlı'yı karıştırdım. Bunu tasarlarken öyle yola çıktık. Çok, yani bu çok değişik olmuş. Evet. Hani hem yerel olsun hem modern olsun, kimsenin de görmediği bir tarz olsun, ben bunu da giyeyim ama göz kamaştırsın derseniz işte tasarım bu. Benim bugün özellikle yine teşekkür etmek istediğim bir Emine Hanım var. Siz zaten birlikte geldiniz. Emine Tatar. O vesile olmuş zannediyorum değil mi? Sizin Cizre ile buluşmanıza. Evet. O yüzden Emine Hanımcığım, sizi buraya davet edebilir miyim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim.
aksesuarı hediyelerimizi takdim ettik. Hediye mi getirdiniz? Ay evet. Çok teşekkür ederim. Ne getirdiniz? Şal getirdik. Cizre'nin nergis sabununu getirdik. Ay çok güzel kokuyor. Bir saatli fil getirdik. Bu evet ilk robotu icat eden Müslüman bilim adamının yapmış olduğu bir fil bu. Cizrelidir kendisi. Ha şurada şey temsili oturan kişi. Şimdi burada birçok makinalar, bilgisayarlar hep buna bakarak, örnek alınarak yapılmış. Bu bilim adamımız da ilk Müslüman, ilk robotu da icat eden kişidir. Cidden bu arada yani. Bilim dünyasında Müslümanların bir dönem ne kadar ileri olduğunu biz kendi programlarımızda da işliyoruz. Çok teşekkür ederim. Benim tabii gündem ötesi programı dolayısıyla da herhalde özel olarak düşünülmüş bir hediye bu. Çok teşekkür ediyorum. Muhafaza edeceğim. Nergis sabununun kokusunu sizlerin duyabilmiş olmasını çok arzu ederdim sevgili seyirciler. Bunu evet çok güzel. El Cezire herhalde oraya bıraktım kendisine. Tamam. Evet. Çok güzel kokuyor. Bu sabunları kullanamaz da insan bu güzel kokulara kıyıp da kullanamaz. Ve bu da şal. Öyle mi? Evet, teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Ne güzel düşünmüşsünüz. Çok şimdi o şalları ve sabunu... Bu da mı nergis diye düşündüm evet, abi. Nergis. Evet, bu da nergis. Bunları... Şu anda kaymakamımız olan Cizre kaymakamımız bunları düşünmüş ve şal yapalım. Hem Cizre'nin tanıtımı için nergis sabunları da onun fikri. Onun için kendisi size selam söyledi ve çok bu hediyeleri takdim etmemizi istedi. Ve aleyküm selam. Ayrıca şunu da söyleyeyim. İlginçtir. Beyaz Frezya ve Nergis o ikisi benim en sevdiğim çiçeklerdir ve Nergis de bugün hani konu edildi ve kokusuyla da stüdyomuz oldu. Çok teşekkür ederim. Aynen. Siz kendiniz aslen Cizreli misiniz? Şırnaklıyım. Merkezden ben. Cizre fark etmez. Yani bu gözler oradan mı? Kesinlikle. Ha? Bu güzel gözler oradan mı? Yani hanımlarının gözleri ne kadar güzel oluyor kesinlikle. Değil mi? Evet. Ya evet. Hakikaten çok güzel. Sonra Emine Hanımcığım nasıl oldu bu iş? Sonra şöyle aslında ben Mersin'de yaşıyorum. Şırnaklıyım. Oralardan bahsedilirken sürekli orası terör bölgesi, insanlar çekinerek gidiyor. Aslında öyle bir şey yok. Çok güzel yerler, çok güzel tarihi yerleri var. Herkesin gidip görebileceği misafirperverliği, yemekleri birçok şey yani görünmeye değer. Şimdi ne yapabiliriz diye düşündüm. Yani öyle bir şey yapmam lazım. Normal bir defile yapsak olmaz. Öyle bir defile yapmamız gerekiyor ki hem ses getirsin. Defileyi de yapacağım kişi de çok önemli. Hı hı. Cizre'ye de bir şeyler katması gerekiyor. Oralara, o insanlara sabrı da çok önemli. Çünkü bir ilk olacağı için bayağı bir sıkıntılar çekeceğimizi biliyorduk. Şimdi bunu kabullendirmek, ilgi çekmek, nasıl medyada patlatırız. Ama Allah'a şükür o kadar güzel olmuş ki ben en çok satan gazetelerin hep ilk sayfalarında manşet yanında, manşet üstünde falan öyle gördüm. Tam da arzu ettiğiniz gibi oldu. Peki şunu söyleyebilir sevgili seyircilerimiz. Ya bu kadar güzel kıyafetler var. Bayıldık da orada ceket neyin nesi? Ceketimiz şal şepik kumaşından yapılıyor. Evet çok değişik bir kumaş. Nedir bu kumaş? Bu tiftik keçisinden yapılıyor. Bayağı da sıcak tutar mı sanki özelliği, bu? Özelliği yazın serin tutuyor, kışın da sıcak tutuyor. Oraya da, özgü bir kumaş. Burada da aynen orada da ismi var. Hani bizim aslında amacımız oradaki bu şal şapik'in tanıtımı. Şal şapik. Aynen şal şapik kumaşı. Orada birçok yetenekli aslında kadınlarımızı, gençlerimizi bir şeylere yöneltmek. Hani bunu ben ilk adımı atayım dedim. Hani bundan sonra onlar da cesaretlenip böyle bir şey yapsın. Dedik yöresel kumaşları kullanalım, hı hı. Yöresel bir defile olsun. Çok da güzel yapmışsınız. Aynen, ayrıca da inşallah bu yayın vesilesiyle de hem insanların merakı da artmış olacak birincisi. İkincisi de bu kumaşlara ben biliyorum ki hanımlar veya şu anda ekran başında bu işlere de meraklı beyler de bir dakika ben de bir Cizre'ye gidip bu işe bakmam gerekiyor diyeceklerdir. Yani sadece hanımların beğeneceği kumaşlar değil ya, erkekler için özel olarak da kumaşlar var. Unutmayalım. En sonunda arkadaşlarım dediler ki bir gelinlik var. Hep böyle defileler gelinliklerle biter ya. O gelinliği de görmemiz gerekiyor. Buyurunuz. Gelinlik de geleneksel kumaşla yine. Aa ne güzel, ne değişik. Tabii biz duanı unutmuşuz. O yüzden duaksız.
Gelinliğin tabii ki beyazıdır, ekrusudur, kremidir onlar makbul. Fakat ben sizin bu gelinliğinizde farklı renklerin ve motiflerin kullanılmış olmasını çok hoş bir fikir olarak, iyi bir fikir olarak gördüm. Çünkü asla masumiyeti de bozmuyor ama işi biraz daha böyle renklendiriyor. Bence harika oldu. Ayrıca bu kadar kıyafetlerle Ankara'lardan kalktınız, geldiniz. Bunları bize getirdiniz. Çok güzel hanımlar sundu. Emine Hanımcığım da vesile oldu. Ayrıca da buradan Şebnem Bursalı'ya da sevgili arkadaşıma da çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün gelemedi ama sağ olsun Şebnem de bu yayının gerçekleştirilmesine vesile olmuştur. Kesinlikle. Canım Şebnemcimi de öpüyorum burada. Çok teşekkür ederim tekrar tekrar geldiğiniz için. Sizi kocaman alkışlarla uğurluyoruz. Ve şimdi bakın neyle devam ediyoruz. Bu tarifleri sakın kaçırmayın. Emine Beder'den misafirlerinizin gönlünü fethedecek marmelatlı kurabiye, şık sunumuyla gelin çıkısı böreği ve civciv salata. Emine ablacığım, nerelerdesiniz? Geldiniz bugün. Ay, Emine ablam sosyal medyayı çok güzel kullanıyor. Fotoğraflar çektiriyoruz, koyuyoruz, evet, değil mi? Evet. Emine Beder'i muhakkak takip edin. Bugün bize neler yapacak? Ay, o şu civcivleri görmeniz lazım, civcivler. Evet, civciv salatası yapacağız. Yayından önce yaptık. Ya şu civcivler. Allah'ım ya Rabbim, nereden aklınıza geliyor da bu kadar şirin şirin şeyler yapıyorsunuz ya? İnanamıyorum Emine abla. Seviyorum uğraşmayı böyle şeylerde. Çocukların çok seveceği bir şey. Ayrıca bir böreğimiz var, gelin kesesi böreği. Ve neli bu börek? Ben nohutlu yaptım ama farklı içlerle tabii ki yapılabilir. Ve bir de marmelatlı kurabiyemiz. Çok güzel, hangisiyle başlayalım? Bence börekle başlayalım. Hadi başlayalım. Başlayalım, peki. Önce, sunumu çok güzel ayrıca. Efendim, iki tane yufkamız var, dilediğiniz içle yapabilirsiniz. Ben nohutlu yaptım. Bergama'da nohutlu börekler meşhurdur. Çok da lezzetlidir. Nohutu haşladıktan sonra ezip içine tuz, karabiber ve maydanoz koymak yeterli. Şimdi böreğim için kullanacağım bir kalıp var burada. O da bir kase. Bunu herhangi bir kase yardımıyla ya da yuvarlak bir servis tabağı yardımıyla yapabilirsiniz. Şimdi bir yufkamı açıyorum ve içinin malzemesini süreceğim. Bakın bu güzel böreği yapacağız. Neydi bunun adı? Gelin bohçası. Gelin kesesi ya da gelin çıkısı da denilebilir. Ay, güzelliğe bakar mısınız? Bir de üzerine lale koymuş. Onlar da minik domatesler. Evet, fırçamız burada. İki tane yumurtamız var. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 çorba kaşığı yoğurdumuz var, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve içi için 1,5 su bardağı haşlanmış nohut, arzuya göre yarım demet maydanoz, yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz, tuz, karabiber. Ama bunu patatesli bir içle, kıymalı bir içle, ıspanaklı bir içle, mercimekli, mantarlı, patatesli, kıymalı, peynirli, çok farklı içlerle yapmak mümkün. Daha pratik olsun diye sadece yufkanın yarısını bu malzemeyle bolca şöyle bir yağladım. Şimdi yufkamın diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Tabii iki yufkayla yaptığımızda çok fazla çıkmayacak. Buradan tahminen 5 porsiyon börek çıkacak. Ama bunu 4 yani yufkayla yapabiliriz tabii. Hı hı. Bunu bir kalıp olarak kullandım. Etrafını yuvarlak çizerek yuvarlak parçalar çıkarıyorum. Bu birinci porsiyonumuz. İkinci porsiyon. Biraz daha büyük yuvarlaklar kullanılabilir tabii. Ispanaklı bir içli yapacaksanız eğer, benim size tavsiyem, ıspanakları çok ince kıydıktan sonra ıspanakları hiç kavurmayın. İçine soğan da koymayın. Bir tane yumurta kırın, biraz sıvı yağ ilave edin.
En güzel ıspanaklı börek içi, Rumeli tarzı börek içi böyledir. Ispanak böreği yaparken de ıspanakların yapraklı kısımlarını doğrayıp içine 1-2 kaşık un, tabii bu bir büyük tepsi börek için, 600 gram ıspanak, 2 ya da 3 yumurta, 1-2 çorba kaşığı un. Un ıslaklığı almak içindir. Biraz sıvı yağ, tuz ve karabiber. Soğan, salça kullanılmaz. Ispanaklar çiğden kullanılır. Böyle yaptığınızda böreğin çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra kavurarak yapmaktan vazgeçeceksiniz. Şimdi benim içim burada hazırdı. Emine abla, siz kına mı yaptınız? Kına mı var? Hayır. Ellerim havuçlarla oynadı. Havuçla oynadı diye anladım. Havuç tamam. Boyadı ellerim. Ben de burada anlamaya çalışıyorum kına mı var diye. Az önce onları yaparken, o minik sepeti yaparken, tamam. Onda boya yok. Kırmızı pancarla yaptım o rengi. Anlaşıldı. Onlardan dolayı elim biraz boyandı. Şimdi burada ezilmiş nohut, tabii haşlandıktan sonra ezilmiş nohut bu. Falafel sever misin? Severim. Ben de çok severim. İnşallah bir gün falafel yapalım. Evet, Orta Doğu'da da sevilen bir lezzettir. Aslında Mısır lezzetidir falafel ama daha sonra Lübnan, Filistin gibi pek çok Orta Doğu ülkesinde biliniyor ve yapılıyor, severek yeniliyor. Biraz böyle falafel gibi ama falafelde nohutu çiğden kullanırlar. Bizimki haşlanmış nohut. İçlerini koyduktan sonra şöyle göstermek istiyorum. Bunu maydanoz sapıyla bağlayabiliriz. Taze soğanla bağlayabiliriz. Ama ben bunu daha pratik olsun diye iç tarafı alüminyum folyo, dış tarafı kaplı olan böyle sar pişir diye bir besinleri içinde pişirmek için yapılan bir şey çıktı. Ay, evet, sağlam olur bununla. Evet, böyle yapınca gayet sağlam oluyor. Onları kestikten sonra şeritler haline getirdim. Uçlarını ortada birleştiriyorum. Ve şöyle büzdürerek onu küçük büzgülü bir bohça haline getiriyorum. Eğer patatesli kıymalı bir içle yaparsanız da haşlanmış 1-2 tane patatesi minik küpler halinde doğrayın ama ezmeyin. İçine bir iri boy doğranmış soğan, 250 gram kadar kıyma, çiğden tabii. Maydanoz, tuz ve karabiber ilave edin. Bu şekilde yaptığınız börek içini hem burada hem tepsi böreklerinde kullanabilirsiniz. Sonra kıyabiliyorsanız yiyin. Niye kıyamayayım derseniz, eğer şimdi açtıysanız, işte börek bu. Ay, şunun güzelliğine bak. Evet, börek o. Bak, güzelliğine bak böreğin. Üzerindeki süslemeler de domates ve biberle yaptım. Yeşil biber. Sizin eliniz de çok lezzetli olduğu için tabii bir kişiye bir tane asla yetmeyeceğinden siz ölçeyi daha da fazla, işte 2 yufka değil 4 yufka 6 yufka öyle. Tabii arttırabiliriz. Evet. Tamamen arzumuza bağlı. Kaç derecelik fırında? Yaklaşık 200-220 gibi ama eğer böreğin çıtır olmasını istiyorsanız mutlaka 150 derecede pişirin. Biraz uzun süre pişiyor. Hmm. Ama çıtır çıtır oluyor. Çok çıtır oluyor. Böreğin olmazsa olmazı mutlaka ısıtılmış fırındır. Bütün börekler için bu böyle. Aynı zamanda pişer pişmez böreği fırından çıkarmak gerekiyor. Eğer fırından çıkarmaz, fazladan fırında tutarsanız o zaman böreğiniz çıtırlığını ve kabarıklığını kaybeder. Çünkü fırının içindeki o nem, ısı sirkülasyonu sebebiyle böreğin üzerine yağar ve börek çıtır çıtır piştiyse bile biraz sonra yumuşar. Ne güzeldi benim böreğim, niye böyle değişti diyenler, işte buyurun sebebi. Evet.
zaman biz de bundan sonra börekler hep 150 için derecede tercih ederim ki daha güzel olsun. Ne kadar uzayabilir ki iş? 10 dakika falan uzar herhalde değil ama mi? Ama 180'de 200'de de rahatlıkla pişer. Fakat çok çok çıtır çıtır istiyorsak ısıtılmış 150 derece. Hadi en fazla 160 derecede pişirin. Bu tamam. Tamam. Ben bunu koyuyorum. Şimdi hangisine, şu marmelatlıya mı geçelim? Marmelatlıya geçelim. Tamam. Onun da peki görüntüsüne pis. Marmelatlı kurabiye için arkadaşlar mutlaka ekrana malzeme listemizi getirecektir. Ama ben de şöyle bir saymak istiyorum. Efendim, bir yumurtanın akı var. Bir yumurtamızın akıyla birlikte bir çay bardağı sıvı yağ, 125 gram tereyağı kullandık. Bir parşömen kağıda çok ihtiyacım var. Şuradan alacağım. Bir yumurta akı, 125 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı ya da sıvı yağ cinslerinden herhangi biri olabilir. 3,5-4 su bardağı un, kabartma tozu kesinlikle yok çünkü bu bir bisküvi aslında. 2 paket vanilya, 2 çorba kaşığı mısır unu ve 2 çorba kaşığı pirinç unu kullandım. Malzememiz bu. Hamurumuzu önceden yoğurduk. Fakat böyle bir hamuru muhakkak parşömen kağıt arasında açmamız lazım. Bunun için de parşömen kağıdı ikiye katladım. Ya da iki parşömen kağıt arasında yapabilirsiniz bunu. Merdane yardımıyla şöyle 3 milim kalınlığında açacağım. Bununla ilgili benim kesicilerim var. Fakat bunun yerine bir bardak yardımıyla aynı işi yapabilirsiniz. Son halini gördünüz mü? Kamera gördü mü bunu? Şu güzelliği görün de sevgili seyircilerimiz işin sonunda ne olduğunu görsünler. Evet, bu. Ay çok sanat eseri. Valla Emine Beder'den sanat eseri lezzetler. Çok güzel. Şimdi hamurumu, varsa böyle bir kesiciniz bununla, yoksa bir bardak yardımıyla yuvarlak parçalar halinde kesiyorum. Diyelim ki 4 tane kestim. Bu 4'ün yarısı üst üste geleceği için buradaki gibi ortası delikli olmak zorunda. Bunun için bir kısmının, yani yarısının ortasını başka küçük bir kalıpla ayırıyorum. Ve ortası delikli olan, ortası deliksiz olanla birlikte fırın kabına diziyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bu kadar. Suudi Arabistan'dan yazmışlar. Suudi Arabistan'dan. Ha, izliyorlarmış programı, hiç kaçırmamaya çalışıyorum diyorlar. Pardon, Suudi Arabistan'dan Arapça mı yazmışlar? Türktür herhalde canım, Türkçe yazmış. Türkçe güzel. Evet. Peki, biz de buradan bizi izleyen herkeslere selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Çok şaşırdım. Oralardan yazıldığı zaman herhalde memleketi özlediklerinden, onu yaşatıyorlar işlerinde değil mi? Olabilir tabii ki. Hem mutlaka lezzetleri itibariyle, hem sohbet itibariyle. Emine Beder demek zaten değil mi? Kaç senedir Emine abla siz bizim hayatımızdasınız? 1990'lardan beri. Ha, ne güzel. Epey olmuş herhalde değil evet mi? TRT demek zaten değil mi? Milletin kanalı. O yüzden hepsi bir araya geldiğinde sağ olsunlar, yurt dışından da seyircilerimiz hep mesaj atıyorlar. Selam gönderiyorlar. Bizden de size selam olsun. Bizden de evet, sevgiler ve selamlar. Aa, bir dakika. Telefonlar coştu. Bakayım sorularını da göndereceğim size, soracağım. Şimdi yaptığım bu parçaları bu şekilde koyuyorum. Hı hı. Piştikten sonra ortasındaki kısmı ayıracağım. Hamur çok beklediği için oldukça kırılgan bir halde şu anda. Bunun bu kıyır kıyır hali neyle sağlanabilir? Çünkü bazısı diyor ki ben istediğim hamur gibi... Ha. Yağlı bir hamur olduğu için kıyır kıyır. İçinde sadece un yok hamurun. Yani hem pirinç unu hem mısır unu
Bazen hamurun içine nişasta da koyabiliriz. Yani malzeme listemizde eğer 4 bardak un varsa biz bunun 1 bardağını nişastadan yana kullanabiliriz oyumuzu. Böylelikle çok daha kıyır kıyır olur kurabiye hamuru. Emine ablacığım, şu üzerindeki inci de değil gerçi, gümüş de rengi. Bu nedir bu? Onu çok sorun oldu seyircilerimizden. Bu arjantin şekeri diye bir şeker. Ha, bu şeker mi? Evet, yenilebilen bir şeker. Ha, yenilebiliyormuş. Oldukça İyi. Sert bir şeker. Yemenizi tavsiye etmem çünkü dişinizi kırabilir ama süsleme amaçlı. Ben az önce teşebbüs ettim. O sırada kamera görmedi herhalde diye düşünüyorum. Ağzıma bir tane attım. Gerçekten bayağı sert de. Sonra dedim ki herhalde bu bir boncuktu, yanlış yaptım ama yok, yeniyormuş normalde de. Çok güzel ama görüntüsü. Bu renk mi oluyor sadece bu şeker? Hayır, onun sarısı da var ama bu rengi daha güzel. Evet, çok güzel bu rengi. Oo, Makedonya Kalkan Delen'den selamlar. Makedonya çok güzel. Demek bizi yurt dışından bayağı izliyorlar. Evet. Ne güzel. Benim anne tarafım. Hala bizim bazı akrabalar Makedonya. Makedonya. Evet. Evet. Selanik, Makedonya. Misafirlerinizi fethedecek marmelatlı kurabiye. Ne kadar doğru bir yazı yazmışsınız arkadaşlar. Öyle i̇nsan, mi? Hakikaten insan bunu görünce kalbi fetholur. Şimdi kalan hamurla yine aynı işlemi devam ettireceğim. Hamurumuz aslında fazlaca beklediği için oldukça kırılgan şu anda. Bir seyircimiz demiş ki, dur ne demiş? 2 kaşık sirke katılırsa kıyır kıyır oluyor demiş. Kurabiyede değildir. O çörekte daha çok benim yaptığım bir şey. Hı. Çörekte evet, çok doğru. Sirke börekte de çörekte de hamurun kıyır kıyır olmasını sağlar. Ama kurabiyede evet. Kurabiyede benim tavsiyem nişasta ya da pirinç unu. Tamamını un değil, bir kısmını nişasta ya da pirinç unuyla karıştırarak unu kullanmak. Tamamı nişasta olmaz ama tamamı un olursa bu kadar kıyır kıyır olmaz kurabiye. Emine ablacığım, bunu da gösterelim. Ondan sonra civcivlerimize geçelim. 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 Güzel kullanalım süreyi diye. Zaman çabuk geçiyor. Fırın kabını yağlamıyorum. Hı. Buna gerek duymuyorum. Çünkü bu yağlı bir hamur. Yine böyle ortalarını kestikten sonra fırın kabına koyup pişireceğim. Aslında pişmiş olduğu için sadece ortalarına marmelat sürüp birbirinin üzerine kapatmayı gösterirsek olur sanırım, değil mi? Tamam. Peki. O zaman civcive geçelim. Evet. Bunu da alıyorum. Şu anda bahsettik ya, orası burası şurası diye İran'dan da geliyor mesaj her yerden. İran'dan. Aa, çok ilginç. Evet. İran'ı çok merak ediyorum. Gittiniz mi siz hiç? Hayır, İran'a gitmedim ama benim bir televizyon programında İranlı konuğum oldu. İran mutfağını da bilmiyorum ben sanki. İran mutfağı dünyanın en büyük mutfaklarından bir tanesi. Çok güzel bir mutfak. Burada da çünkü İran mutfağı, öyle bir restoran var mı ya da ben bilmiyorum belki. Ben de görmedim İstanbul'da. Bol baharatlı bir mutfak. Aa, bayılırım o halde. Orta Doğu mutfağının genelinde var zaten bol baharat. Biraz Hindistan mutfağına benziyor. Biraz bizden farklı ve baskın baharatlar kullanıyorlar. Pişmişi böyle. Tamam. Üstüne. Koyduk. Koyduk. İçini doldurduk. Biraz daha doldurduk. Tamam. Ben bir kısmına kakao koydum. Kakaolu da yapılabilir. Yine ortasına veya biraz ikisi marmelat. Karışık yapılabilir tabii. Mi acaba? Altı üstü kakaolu olabilir ya da sadece üstü kakaolu olabilir. Bu kadar. Şimdi civcivimize geçelim artık yavaş yavaş. Bir seyircimiz demiş ki, Emine Beder hanımefendiyi görünce çocukluğum aklıma geldi. Belki 20 sene, belki daha fazla oldu. 35 yaşındayım. Genç kızken babam bize o zaman işte o gazetedeki Emine Beder'in ne diyor, nelerini alırdı? Dergileri. Tariflerini alırdı. İlk yemek pasta deneyimimiz onun harika tarifleriyle oldu. Yapamadıkça döker döker denerdik kız kardeşimle ama onun sayesinde şu anda çok güzel pastalar, kurabiyeler yapıyoruz.
Kız kardeşim benden daha becerikli. Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ben de diyor onun bütün diyor tariflerini kesip kesip saklamış. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Nereden yazmışlar? O da Amerika'dan demedim. Yok valla. Onu nereden yazdığını bilmiyorum. Şimdi civcivimize geldik. Evet, civcivimize geldik. Malzeme listemiz sanıyorum ekrana geliyor. Gelir. 6-7 tane haşlanmış patatesimiz var. Biz patateslerimizi öncesinde iyice haşlayıp ezdik. İçine çok az sıvı yağ ve limon koyup tuzunu da tabii ilave ettikten sonra böyle hazır hale getirdik. Şimdi burada gördüğünüz kırmızımtırak duran sepet aslında şuradaki kırmızı pancar turşusundan elde edildi. Kırmızı pancar turşusunu rendeleyip birkaç dilimini bir miktar püreye karıştırıp içini sepet gibi oyup içine de minik yumurtalar koydum. Ama asıl civcivi oluşturmak için şöyle elime cevizden biraz iri parça aldım. Onu yuvarladım. Sonra aşağı yukarı yarım ceviz iriliğinde bir parça daha aldım. Onu da baş kısmını birazcık şöyle çukurlaştırıp üzerine koydum. Karanfille gözler yapacağım. Çörek otu da olabilir ama o biraz zorlar sizi. İki tarafına karanfil batırarak göz yaptım. Önceden hazırladığım burada gagalar var. Bunlar kırmızı kapri biber, havuç da olabilir. Gagasını yaptım. Şimdi limon kabuğuyla yapacağım kanatlar var. Şöyle ki limon kabuğunu mümkün oldukça yuvarlak kesmeye çalışıyorum. Bunlar kanatları olacak. İki tarafına kanat yaptık. Arka kısmına da aslında biraz daha minik yaparsam bunu kuyruğunu daha iyi yapacağız, olacak. Ha? Arka kuyruğunu yapacağım. Kardanadan da yapabilirsiniz. Aa, evet. Civcivden. Ama bunun rengi sarımtırak olduğu için civciv tam uymuş. Evet, bence civciv daha uyumlu püreye. Efendim, püreden tabii yapılabilecek aslında çok şey var. Ben püreyi çok seviyorum. Aslında püreyi etlerin, köftelerin yanında ikram edebiliriz. Püreyi bu şekilde değil de normalde 5 tane patatesi haşladıktan sonra robotun içine atın. İçine 1 çay bardağı süt, 1 dolu çorba kaşığı tereyağı, biraz tuz, seviyorsanız biraz müskat, bir fiske ama daha fazla değil. Müskat nedir? Hint cevizidir. Hani şöyle minik. Çocuklar uyumayınca gazlı olan çocuklara eskiden çok kullanılırdı. Bir fiske müskat koyup arzuya göre tabii müskat şart değil. Ondan sonra robot yardımıyla onu püre haline getirdiğinizde son derece lezzetli, çok güzel bir etlerin ve köftelerin yanında servis yapılacak garnitürünüz hazır. Ama o civcivler nasıl yenecek Emine abla? Evet, çocuklar biraz tereddüt ediyorlar bunu yemekte haklı olarak. Ama eğlenceli hale git. Bu halbuki şey de olabilir değil mi? Yani sofradaki bir süs gibi de düşünülebilir. Tabii nihayetinde nimetler oturup yenecek yemek. Ya da salatanın kenarına ya da üzerine herhangi bir yeşil salatanın. Veya mesela bir kısır yaptınız, yanına bir tane minik civcivi oturttun. Evet, evet. hatta diyelim ki köfte yaptınız, yanına püre olarak civcivler konulabilir. Bence çocuklar için özellikle onların böyle doğum günlerinde, çocuklara özel günlerde yapılabilecek çok hoş bir şey. Ay bir seyircimiz, de yapmış bu sizin civciv salatasını. Hatta bunların analarını da yapmış. Anne, ay inanmıyorum. Resim de atmış mı? Baba atmış ha. Çok güzel, ya, çok da güzel olmuş. Bu arada mesajlarınızı gördüm. İsviçre'den yazan oldu, Hollanda'dan yazan oldu, Azerbaycan'dan yazan oldu ve hatta Filistin'den yazan oldu.
Bizden de çok selamlar. Ha, evet. Çok hani Türkiye selamlar. Özlemi çeken, bizleri takip eden herkese selam olsun diyelim. Herhalde bir kısmı da internetten mi izliyor? Ben bilemiyorum da. Bir seyircimiz de marmelatlı kurabiye nişasta koymuş muydu? Ben onu kaçırdım. Hayır, nişasta koymadım. Bir daha ben malzemeyi söyleyeyim o zaman. Marmelatlı kurabiye için 3,5-4 su bardağı un, 2 çorba kaşığı pirinç unu, 2 çorba kaşığı mısır unu, 125 gram tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ. Bu herhangi bir sıvı yağ olabilir, zeytinyağı olabilir. Kabartma tozu kesinlikle yok. Çünkü bu bir bisküvi ve kabarmasını hiç istemiyoruz. Hı hı. 2 paket vanilya koydum. Vanilya arzuya göre tabii. Onun yerine bir limon kabuğu rendesi tercih edebilirsiniz. Herhangi bir marmelat ve bir yumurtanın akı. Bütün malzememiz bu. Evet. Marmelatlı kurabiye için malzememiz. Birebir bu tarifi yaptığınızda böyle bir lezzete kavuşuyorsunuz. Emine ablacığım, reklama doğru yavaş yavaş gitmem gerekiyor. O civcivle ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Tamam zaten şunların hepsi aynı malzemeden yapılıyor. Patatesten yapılıyor değil mi? Evet evet. O yumurta patates, gibi olanlar, bunlar sepetler. Bunlar havuç sadece. Onlar da havuç oluyor. Evet. Ve afiyetle de yiyorsunuz diyelim. Ve şimdi reklamlara gidiyoruz. İyi fikir, iyi fikir. Evet, Emine Beder'in harika lezzetleriyle sizlere veda ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Yine inşallah birlikte olacağız. Bugün şey çok mutlu oldum. Ya ta Filistin'den falan yazanlar oldu ya, evet. İran'dan. Evet. Başka neredendi? Hollanda'dan vardı, Azerbaycan'dan vardı. Çok güzel. Yani evet. Oralardan izlenmek çok keyifli. Ne güzel değil mi? Herkese sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Evet, yarın inşallah 12.30'da yine buradayız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadı ahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım, ah. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama.